Bir Gülüşün Yeter programından tekrar merhaba. Ben Profesör Doktor Hikmet Solak. Programımızın daimi konuğu, meslektaşım Sayın Yarın Doçent Doktor Pedran Attar'la birlikte bugün sizlere besinler ve diş sağlığı üzerinde keyifli bir sohbet sunmaya çalışacağız. Tabii bizim yediğimiz pek çok şey etkili. Herkes biliyor işte şeker çürük yapar vesaire. Bunun yanı sıra biraz daha bir farklı bir açıdan girelim. Örneğin sert gıdalar, yumuşak gıdalar. İşte herkes diyor ki havuç yiyin, elma yiyin de nasıl yiyelim? Yani diş eti sağlığını da dikkat ederek sert gıda tüketimi, yumuşak gıda tüketiminin olması gereken şeklinden biraz konuşalım. Buyurun. Öncelikle selamlar hocam. Teşekkür ederim beni tekrar davet ettiğiniz için. Beslenme vücudumuzun birçok kısmını, birçok organını etkilediği gibi tabii ki dişlerimizi de etkiliyor dediğiniz gibi. Ama bu yediğimiz, içtiğimiz gıdaların her birisinin kendine göre farklı bir doku tipi var. Bazen bu doku tipi sert olabiliyor. Örneğin kabuklu meyveler, elma gibi, havuç gibi. Şimdi bizim tavsiyemiz hastalarımıza böyle bu tarz meyveler tükettiği takdirde insanlarımız küçük küçük parçalara ayırarak bunları tüketsinler. Bazen kebapçılarda ya da lokantalara gittiğinde insanlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız biz kanat severiz insanlar ya da pirzola sever bizim insanlar. Onlara o tarz gıdaları tükettiğimizde bir tık daha özen göstermemiz lazım. Çünkü orada olan kemikler bizim dişlerimizi kırabilir. Kırıldığı takdirde normalde biz ön dişlere daha çok hassasiyet göstermemiz lazım. Çünkü hem estetiği sağlıyor hem fonetiği sağlıyor. Yani ön dişe bir zarar geldiğinde hem tedavisi diş hekimi açısından zordur hem de süreç hasta açısından zordur. Çok karşılaşıyoruz yani olmaz diye bir şey yok. Dikkat etmeleri lazım. Bazen hatta bu ekmek diyorlar ne kadar zararlı olabilir. Bazen sert ekmekleri hele Kıbrıs'ta özellikle var o taş fırın ekmekleri. Adını koymuşlar zaten ekmeğin üstünde taş gibi oluyor bazen. Isırdığında hele ki periyodontal bir rahatsızlığı ya da diş eti rahatsızlığı varsa hastanın direkt dişini alıyor zaten diş sallanıyor ağza dişini alıyor geliyor kliniğimize hocam dişim kırıldı diye. Ya da dişim ağzımda çıktı gitti diye. Tabii o aşamadan sonra bizim pek elimizden bir şey gelmiyor. Yemeklerin dediğim gibi dokusu farklıdır. Yerken dikkat etmemiz ve özen göstermemize yarar var efendim. Evet şöyle de toparlayacak olursak. Yani diş eti sağlığı çok yerinde olmayan kişilerin bizim işte ısırılarak yemeği çok sevdiğimiz tipte. Pirzoladır, işte tavuk kanadıdır, evet. Havuçtur, ne bileyim elmadır. Bunları evet. Küçük küçük parçalamaları daha mantıklı bir evet. Yaklaşım. Peki biz gıdaları tüketirken, tabii ki diyetisyenler yönünden bakmıyoruz işe. Yani kaç kalori alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Biz kendi açımızdan, gıdaları tüketirken diş sağlığı için bazı mineralleri biraz daha önde tutuyoruz. Evet, kesinlikle. Ağız diş sağlığı, yumuşak doku, sert kısmını ben biraz sonra anlatacağım ama evet. Yumuşak doku sağlığını da biraz içine koyarak hangi tip mineralleri ne tür besinlerden alsak daha iyi olur? Biraz şimdi, bu konuda konuşalım. Bizim diş sağlığı için olmazsa olmazımız fosfor ve kalsiyumdur efendim. Hı hı. Şimdi tabii birçok üründe, birçok gıdada fosfor ve kalsiyum mevcuttur. Ama son araştırmalara göre en çok bulunan bu kalsiyum miktarı, protein miktarı, B2 vitamini peynirde bulunmaktadır. Hı hı. Peynir ne kadar basit bir şekilde de baksak, sadece kahvaltılarımızda tüketsek biz bu peyniri, beyaz peynirden bahsediyorum, ciddi miktarda protein, kalsiyum ve B2 vitamini var ki bizim dişlerimize çok yararlı bir şeydir. Diğer taraftan bu peynirin yapısı itibariyle ve tuzlu olması itibariyle bizim ağzımızdaki pH seviyesini dengeleyip çürümek
konusunu engellemektedir. Diğer taraftan tükürük miktarını artırıyor yediğimiz peynir. O ne yapıyor? Plaklar miktarını azaltıyor. Bu tükürükten gelen sıvı yemek artıklarını bizim dişlerimizin arasından temizleyebiliyor. Zararlı asitleri ağız içinde nötralize hale getirebiliyor bu yediğimiz peynir. Onun için bu peynire çok da basit bakıp geçmemek lazım. En önemli gıdalardandır. Şimdi kahvaltının ne kadar önemli olup olmadığını tartışmıyoruz biz burada. Hani gıda olarak konuşuyoruz. Fosfor açısından da çok zengin. Kesinlikle. Onun dışında hani bir de yeni araştırmalara göre tabii bunu kimi kabul eder, kimi kabul etmez ama bu peynir yedikten sonra o peynirden gelen yağ ve bazı gıdalar dişlerin üstünde bazı bir tabaka oluşturup ve dişlerin çürümesine engel olacak şekilde iddialar da vardır. Yani araştırmalar da var. Ama tabii şimdi bu yanı sıra bir de şekerli gıdalarımız var efendimiz. Şimdi bu şekerli gıdaları biz tükettiğimiz takdirde hocam bunların yapışkanlığı dişlerin üzerine diğer gıdalardan ciddi bir miktarda fazladır. Evet. Şimdi biz bu şekerli gıdaları tükettiğimiz takdirde kesinlikle bir fırçalamamız gerekir. Ağız gargara çalkalama suyu zaten olmazsa olmamızdır. Önermemiz gerekiyor. Ha diyelim fırçalama imkanımız yoktur efendim. Bir bardak temiz su, normal suyla çalkaladığı takdirde ciddi bir şekilde bu gıdaları dişlerin üstünden uzaklaştırabilir. Fırça yerine parmak kullanmayı da öneriyorlar. Ne yoksa kullanabilirler. Yani fırça yoksa, hatta bazen geçen programlarda konuşmuştuk, bazen hastalarımız diyor ki ben diş macunu kullandığımda midem bulanıyor. Hı. Diş macunu koymadan yeter Tabii. ki mekanik olarak o plak oradan temizlensin ve çürüye sebebiyet vermesin. Hı hı. O plak orada olmadıktan sonra bize herhangi bir sorun teşkil etmez. Onun dışında yeşil çay, yoğurt gibi gıdaları da çok ciddi bir şekilde öneriyorlar hastalarımıza. İşte havuç da aynı görevi yapıyor mesela veya elma da aynı görevi yapıyor. Yani fırça gibi o da mekanik bir temizliği sağlıyor ve onun için hem mekanik temizliği hem de ondan gelen mineraller vardır. Hı hı. Bir de bunun bir diş eti rahatsızlığı var. Şimdi nasıl biz beslenmediğimiz takdirde, doğru beslenmediğimiz takdirde organlarımıza ya da kendi vücudumuza zarar veriyoruz. Bu haliyle diş etine de yansıyor. Yani o vitaminsizlik diş etine de, hatta uykusuzluk da diş eti nasıl vücudumuza yansıyor. Bunun belirtilerini biz diş etinde ciddi bir şekilde görüyoruz. Onun için yani düzenli besleme birçok problemin önüne geçiyor zaten. Bazen biz oturup arıyoruz. Bu sorunum var, o doktor, bu doktor, bilmem o ilaç, bu ilaç. Bazen bana sorarsanız insanların bir oturup düşünmesi lazım. Ben yeteri kadar uyuyor muyum geceleri? Doğru saatinde uyanıyor muyum? Doğru sporu yapıyor muyum? Doğru beslenmeyi yapıyor muyum? Yapmıyor muyum? Yani bunları yaptığı takdirde, doğru hayat tarzını yaptığı takdirde sadece dişler değil, vücudumuzdaki birçok sorun çözülür. Efendime söyleyin. Şimdi müsaadenizle ben size bir şey soracaktım. Buyurun. Not almıştım efendim. Şimdi hocam bu şekerli gıdalardan biz bahsettik. Bazen hatta bizim bu çocuklar, hatta ben kendim de ortaokulda, lisede kullanıyorduk, böyle yeni çıkmıştı, heyecanlıydı. Bu şekersiz sakızlar. Sizin zamanınızda belki farklı şekersiz sakızlar vardı ama yani bizde paket halinde çıktığında ilk biz de alıp kullanıyorduk bu şekerli sakızların. Bu şekerli sakızların normal sakızlardan bir farkı var mı? Yani mekanik olarak temizliyor da ama yine de hani nasıl bir şeydir? Yani gerçekten etkili mi? Şimdi benim sınıflamama göre şekersiz sakızdır normal sakız, diğeri şekerli sakızdır. Yani şekerli sakızların normal sakızlardan tabii ki farkı var. İçine tatlandırıcı koyduklarımız ve içine gerçek şeker koyduklarımız, içine de hiç ne tatlandırıcı ne gerçek şeker koyduklarımız diye 3 grup sakızımız var. Son yıllarda ksilitol adını verdiğimiz bir kimyasal maddeyle tatlandırılmış sakızlar son derece popüler. Basit küçücük bir sakız çok ciddi işler beceriyor. Şöyle ki birincisi tükürük bizim ağzımızda ya yemek yediğimiz zaman işte ya da herhangi bir asitlere karşı, örneğin bir limonu hayal edin, ağzınız derhal sulanır. Bunun mekanizması şu:
Bizde bir tampon sistemi var. Yani ağıza bir asit girdiği anda o asiti nötr hale getirecek, tamponlayacak kadar tüklük salgılanıyor. Onun içindir ki limon ağzımıza alıp hatta hayal bile etsek ağzımız sulanır. Evet. Ya da normal şartlarda ağzımızın asit dengesini arttıracak her şeye karşı aynı miktarda tüklük salgılanır. Bir böyle bir tüklük salgısını uyaran psikolojik sebepler var. Bir de normalde çiğneme hareketi bizim tüklük salgımızı 3 katına kadar çıkarabilir. Evet. Sakızın birinci derecedeki etkisi bu. Evet. Yani tüklük miktarını artırarak yıkama etkisiyle aynen bir çürük öyle önleyici etkisi var. İkincisi, biz ağzımıza bir gıdayı aldığımız zaman yaklaşık 30 dakika süreyle bizim diş minelerimizde hemen bir çözünme olmaz. Daha uzun 30 dakika içerisinde pH'sı nötralize edilemezse bir gıdanın, buna çürük yapıcı gıda, karyojenik gıda ya da bizim tam Türkçe deyimimizde çürük yapıcı gıda adını veriyoruz. İşte bu 30 dakikalık süre içerisinde ister akışkan, ister yapışkan, şekerin akışkan ya da yapışkan olması da tabii çürük oluşum hızını belirliyor. Her türlü şeyi tıpkı işte bir cilt temizlik yöntemi ağda. Ağda etkisiyle sakız diş yüzeyindeki yapışkan kısımları da sökerek atabilir. Böyle bir ikinci faydası var. Bir de psikolojik olarak insanlar tatlı almaktan hoşlanıyorlar. Bu ksilitolü tadı son derece tolere edilebilir ve insanların hoşuna giden bir tat. Onun için de hele hele çocuklar şekerli sakız çiğnemeye çok meyilli oldukları için şekersiz sakız yerine ksilitol ilave edilmiş, ksilitolle tatlandırılmış sakızlar çok popüler, çok başarılı. İsviçre'de yapılan bir çalışma var. İşte çürük konseyi bize diş dostu gıda, diş dostu olmayan gıda diye bir test yapılıyor. Bu testin sonucuna göre 30 dakika içerisinde tüklük içerisindeki pH'yı, yani asitlik derecesini 5.5'ten daha aşağı düşürmeyenler diş dostu kabul ediliyor. Ksilitol içeren sakızlar üstünde, dişin üstünde şemsiye tutmuş bir diş şeklinde üstünde bir arma var. Yani üstünde şemsiye tutmuş, elinde şemsiye tutan bir diş arması görülen her sakız diş dostudur, rahatlıkla kullanılabilir. Tabii ya sakız herhangi başka bir şeker. Herhangi başka bir gıda. Ya da herhangi başka bir gıda. Şimdi sakız konusu şunun için önemli. Bizim toplumsal geleneklerimiz içerisinde bir şekilde sakız çiğnemek, büyüğün yanında sakız çiğnemek, sakız patlatmak bir tür hafif davranış biçimi olarak da bir zaman alınmış. Bu yargıyı da yıkmamız lazım. Yani biz diş hekimleri, hepimizin görevi tabii ki toplumsal örf, adet ve terbiye şeklinde, hani sakız çiğnenmenin de kendine göre bir üslubu, bir adabı var. Evet. Onu aşmamak kaydıyla toplum içerisinde sakız çiğnenmesine hoşgörüyle bakmak lazım. Evet. Biz derslerimizde kendi öğrencilerimizin sakız çiğnemelerini büyük bir sempatiyle izliyoruz. Hı-hı. Yani tepki vermiyoruz ve teşvik Hı-hı. ediyoruz. Sakızın böyle bir ciddi bir önemi var. Şimdi diğer konuysa hocam, bazen biz okuyoruz, böyle hani kitaplarda da yazıyor, bizim diş hekimliği kitaplarında da bahsediliyor. Bu asit saldırısı diye bir şey var. Bu gıdalarla ilgili. Bu Hı-hı. nedir efendim? Asit hakikaten saldırıya mı geçiyor, yoksa nedir bunun açıklaması? Şimdi biz gıdalarımızın sınıflamaları var. İşte yağlarımız var. Hı-hı. Karbonhidratlarımız var. Proteinlerimiz var. Biz diş hekimliği açısından, daha doğrusu diş çürüğü açısından ele aldığımız gıdalar bizim karbonhidrat grubumuz. İşte sizin de konunuz, dişlerin üstünü bizim örten dental plak dediğimiz, işte sabah uyanınca tırnağımızı şöyle yaptığımız zaman üstüne gelen o beyaz birikinti aslında bir tür elek gibi yarı geçirgen bir zar. Bu
zarın eleklerinden geçebilen, ister asit, ister baz, ister herhangi bir madde diş minesine ulaşabiliyor. Bu zarın elekleri ile diş yüzeyi arasında da bir sıvı var. Buna plak sıvısı diyoruz. İşte bu şeyden geçen eleğin gözünün büyüklüğüne uygun materyal geçebiliyor. Molekül yapısı büyük olan geçemiyor. Dolayısıyla da şekerleri biz mono, yani tek karbonlu şekerler ve çok karbonlu, yani poli sakkaritler dediğimiz karbonlu şekerler diye iyi ayırıyoruz. İşte bundan geçebilen bu tek karbonlu şekerler herhangi bir engelle karşılaşmadıkları için bir tür atak, bir tür saldırı, bir tür taarruz olarak adlandırılıyor. Evet. Biz buna asit saldırısı adı veriyoruz. Bu asit saldırısı 30 dakikadan daha uzun sürmediği sürece vücut bunu bir şekilde tolere edebiliyor. Evet. Ama 30 dakikadan daha uzun sürerse işte o zaman madde kaybı başlıyor. Asit saldırısından kastımız bu. Hocam, bu asitlere geçmişken bu çocuklarda, bazen bunu eklemek istedim parantez içinde, bir soru daha var soracağım size ama. Bazen bu çocuklara özellikle en çok gördüğümüz demir ilacı. Yani ilaçlar da bir nevi beslenme sağlıyor. Hı-hı. Yani şimdi dişlere demir ilacı belki dişlere çok bir şey sağlamıyor ama belki daimi dişlere sağlıyor, belki kemiklere sağlıyor ama süt dişlerini ciddi bir şekilde boyuyor. Kahverengine boyuyor. Ve anneler bundan, hani yok da çürük oldu benim çocuğumun dişi, yok da bilmem acaba bir sıkıntı mı var diye koşa koşa diş hekimlerine, bizlere getiriyorlar bunu. Ciddi boyalar oluyor. İşte onun için de benim tavsiyem, böyle şöyle parmaklık şeklinde, parmağı giyebilecek şekilde böyle fırçalar var. Plastik, çok küçük yaşta çocuklara veya da küçük fırçalar var. Hani belki 3-4 yaşında çocuklara bu demir ilacını verdikten sonra ya ağzını çalkalattırın bu çocukların ya da fırçalamaya çalışın ki hem o renklenme kötü görüntüsünü almasın. Çünkü ilaçlar da bir nevi gıdadır. Evet. Onların da dişlere zararı olmasa da boyama etkisi var. Takviye. Evet, takviye olduğu takdirde, ama onun önüne düzenli fırçalama ve ya da hatta ufak bir su içirse çocuğa, onun orada kalıntısı kalmayacak ve zaman içerisinde o renklenme olmayacak diye söylemek istedim sadece. Bir de mantıklı beslenme diye bir şey var hocam. Hı hı. Şimdi nasıl oluyor? Mantıksız beslenme diye bir şey mi var? Ne mantıklı beslenmek için bu ağız sağlığı açısından neler yememiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Çünkü şimdi, hep de mantıklı olunmuyor hocam. Evet. Şimdi tabii beslenme ve diyetetik ayrı bir ana bilim. Evet. Ayrı bir disiplin. Onlarla ilgili daha ayrıca bir program beslenme ve diyetetik uzmanlarıyla yapacağız ama biz diş hekimliği açısından baktığımız zaman neler yapabiliriz? Küçüklükten başlayalım. Büyüklüğe doğru bir kronolojik sıra içerisinde bunu anlatmaya çalışalım. Bizim mantıklı beslenme dediğimiz şey mantıksız beslenme karşılığı gibi algılanmamalı. Biz mantıklı beslenmede asit saldırısı dediğimiz şeyi disiplinize etmeye çalışıyoruz sadece. Hı hı. Mantıklı beslenme şu. Şimdi siz herhangi bir çocuğa, çocuktan bahsediyoruz. Evet. Çikolatayı, gofreti, şekeri yasaklayamazsınız. Evet. Yer. Evet. Teneffüste yer, gizlice yer. Ağlar susturmak için annesi babası yasaklar, dedesi nenesi verir, akrabası verir, komşusu verir. Her şekilde bu olur. Bizim buradaki mantıklı yaklaşımımız mesela şu. Bir şeyi yasakladığınız zaman değerli olur. Değerli olur, cezbedersiniz. Evet. Yaklaşım şu olmalı. İşte çocuk çikolata yiyecek. Şu tavsiye edilir. Birincisi öğünlü de beslenme. Yani çikolata ya da şeker yenecekse abur cubur şeklinde değil, öğün sonrası tatlı olarak. Yani sizin fırçalamayı, belli bir su alımını kontrol edebilecek şekilde mantıkla yaklaşmanız lazım. İkincisi, diyelim ki arada abur cubur şeklinde oldu. Bir sürü girişim var dünyada ama tutmuyor. Okul kantinlerinde
Evet. Gofreti, çikolatayı serbest yasaklatmaya yönelik pek çok girişim var. Evet. Yasak koymak yerine şöyle bir yaklaşım öneriyor uzmanlar. Evet. Bu da ayrıca bir yaklaşım. Diyorsunuz ki tamam, herkesin bir ara öğünü var. Evet. İşte çocukların da beslenme saatlerinde anneleri bunların çantalarına havuç koyuyor, işte elma evet. koyuyor vesaire. Diyorsunuz ki çocuğa çikolata ya da şey yiyebilirsin. Evet. Günde bir ya da iki kere hakkın var. Ama arkasında bir lifli gıda hemen. Havuç ya da elma yemek kaydıyla. Böylece havuç ya da elma şeyin ön şartı oluyor. Evet. Çikolatanın. Ve ondan beklenen faydayı da veriyorsunuz. Çocuğun kan şekerinde ya da ruhunda bir şekilde tatmin ediyorsunuz. Mesela bu bir yöntem. Evet. İkinci yöntem, biraz daha yaşı ilerlettik. Kişi işte biraz daha puberte döneminde, aklı biraz daha başında, tembihlerden anlıyor. Diyorsunuz ki tamam, bunun şeyi bu, etkisi. Siz şekeri öğün dışında aldığınız zaman, öğün içinde aldığınızdan 4 kat daha fazla çürük yapıcı etkisi var. Dolayısıyla tükürük akışının fazla olduğu zaman alırsanız daha iyi. Siz bunu şöyle yapın, bol lifli meyve sebze protein içeren dengeli bir beslenmeyle birlikte alırsanız bunu yine öğün içerisinde tatlı olarak. Size hocam katkı olmak adına mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yetişkinlerde özellikle mesela geceler aç çöbü filmi tüketilen iki tane en önemli şey nedir? Cips, kola. İzledi mi filmi? Daldı mı filme? Yedi mi cipsi? İçti mi kolayı? Kafayı atacak. Kolaya biraz sonra gelelim. Evet. Ona kafayı, özel bir başlık. Sadece hocam. Örnekleri vermek istedim hocam. Ya da mesela görüyorsun birçok kişi bu diş macunlarının tadını sevmiyor. Fırçalıyor. Hemen gidiyor bir tane o şeker atıyor ağzına. Ya ben bir şey anlamı kalmıyor o fırçalamanın. Ya da mesela bu sert gıdalardan biraz fındıktır, bademdir. Dişiyle kırıyor. İşte mantıklı besin demek. Yani çok da zorlamamak gerekiyor evet. bazen. Bazen mesela ben sporcularda çok görüyorum bunu. Hep enerji içeceği. Yani enerji içeceği hem ciddi koladan daha fazla şeker var. Asit desen asit var. Dişleri erozyona uğratıyor mu? Uğratıyor. Yani mantıklı besin demek bazen biz farkında olmadan da mantıksız bir besine bulaşıyoruz ama biraz düşünmekte, düşünceli olmakta bizim çok işimize yarayacak. Evet. Buyurun efendim. Yine aynı sizin açtığınız konudan devam. Gizli aldığımız şekerler. İşte kişi sporcu, enerji ihtiyacı var, enerji içeceği. Evet. Ya da herhangi bir şeyi siz alıyorsunuz, az küçük bir şeker diye düşünüyorsunuz. Bunun kıvamı da önemli. Örneğin, çayın içine attığınız şeker mi daha çok çürük yapar? Yoksa yapışkan, işte bal biraz daha nasıl diyelim ona, ağda kıvamında şeker, karamelize olmuş şeker Jelibon kıvamındaki gibi. Şeyler mi? Tabii ki ne kadar yapışkansa o kadar fazla zarar. Biz şekerin şeklini, fizyolojik özelliğini değiştirerek de şeker ihtiyacımızı giderebiliriz. Bu da bir mantıklı evet. Besin evet. seçimi. Evet. Yani mutlaka şeker ihtiyacımız varsa, vücudumuz bunu istiyorsa bunu da vereceğiz. Yani vermeyecek değiliz ama yapışkandan çok akışkan türünü tercih edeceğiz. Yapışkan türünden hoşlanıyorsak arkasından diş fırçalamayı ihmal etmeyeceğiz. Mesela bu kola, işte asitli içecek işi. Şimdi ben öyle insanlar tanıyorum. Günde belki yaklaşık 2,5 litrelik aile öyle. Boyu evet. Değişik kola markaları sabah var. Sabah kalktığından akşam yattığına kadar asitli içecek markaları var. Sabahtan akşama bunu içiyor. Şimdi bunun mide kısmı ya da iç hastalıkları kısmı, işte diyabet yönü, tombulluk, şişmanlık yönünü bir tarafa bıraktım. Diş hekimliği açısından şöyle bir mantıklı öneri var. Bu kadar çok müptelerse kişi,
kendin de alıkoyamıyorsa hiç olmasa pipetle içsin. Yani o asit direkt dişe temas etmesin. Evet. Diş tarafını bypass edip pipetle bir arkadan dilin üstünden mideye gitsin. O da içten içe çürütüyor işte hocam. Tamam içten içe çürütüyor da işte şeyin en azından alışkanlığı zararlı. Modifiye etmek. Evet. Daha mantıklı hale getirmek. Bu da bir yaklaşım. Evet. Yine mesela son yıllarda ülkemizde gerçi yüzme sporuna çok fazla ilgi yok. Hele hele Kıbrıs'ta. Deniz varken yani havuzlarda kimse yüzmüyor. Evet. Klorlu suların çok ciddi bir şey aşındırma etkisi var. İşte yüzme sporuyla uğraşan su topu vesaire yüzücüler bunlara boksörler gibi şeyler takmaya başladılar. O su direkt dişe değmesin diye. Evet. Aynı mantık. Evet. Yani koladan vazgeçemiyorsa o bir bağımlılıksa bir alışkanlıksa hiç olmazsa dişi daha az asitten etkilensin, erozyona uğrasın diye biz onu bir pipetle dişleri bypass ettirebiliriz. Ve en sonda tabii en önemli şey ne yaparsak yapalım. Her ortamda biz suyu bir şekilde buluruz. Suyu bulamasak bile bir limonlu böyle bir şeyi falan bir hayal edin. Ağzınız tüklükten biraz bol olsun. Parmağımızı biz dişin üstüne sürterek en azından becerebildiğimiz kadar mekanik bir şey yapalım. Şöyle bir avantajımız var. Biz biliyoruz ki bizim dişler üstünde yerleşen dental plak içerisindeki mikroplar, bu aldığımız basit şeker dediğimiz o elekten geçebilen o molekülleri ilk 24 saat içerisinde tamamen metabolize edip dişe zararlı kolonizasyon haline getiriyorlar. 24 saat içerisinde biz bunları uzaklaştırabilirsek, gene de müthiş yani şu demektir, her 24 saat içinde mutlaka en az mutlaka bir kere fırçalamak gerekir. Elimiz gerek. Kanda bile olsa bunu yapmamız lazım. Bunu ne zaman yapacağız? İşte siz de biliyorsunuz. Evet. Uykudan önce yapmamız lazım. Çünkü uykuda tükürük minimum salgılanıyor ya da hiç salgılanmıyor. Evet. Dişin üstünde mikrop üretmeye elverişli bir ortam bırakmıyor. Daha da hızlanıyor mikrobun çoğalması. Evet. Evet, son 5 dakikada şöyle de bir toparlayalım. Önce sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alayım. İşte sizin de dediğiniz gibi yani ne kadar zamanımız olmasa da, ne kadar imkanlarımız el vermese de ki artık bu dönemde ben pek de ona inananlardan değilim hocam. Yani herkesin en azından bir tane diş fırçası var, bir tane macunu var, hiç olmadı tuzlu su var her evde, tuzla suyu karıştırarak bir çalkalama yapabilir. Bir de şöyle bir önerim var değerli vatandaşlarımıza. Yani bu diş hekiminden korkusunu da biraz yenmek lazım. Çünkü böyle ufak bir çürük olduğu takdirde tükettiğimiz besinlerden dolayı ya da bakımsızlıktan dolayı İngilizlerin bir sözü var. Prevention is better than treatment. Koruyuculuk tedavi etmekten her zaman daha iyidir. Koruyucu olalım. 6 ayda bir diş hekimimize gidelim, kontrol edelim yani dişlerimizi vesaireyi. Herhangi bir çürük varsa önüne geçmek, onu tedavi etmekten çok daha iyidir. Bu beslendiğimiz şeylere de dikkat ederek o prevention'ın yani koruyuculuğunun önüne geçmiş olacağız. Yani her insan kendi doktorudur benim bakış açımda. Herkes kendi sağlığını sağlığının birçok kısmını kendi sağlamaktadır efendim dediğim gibi. Onun için sağlığımız her şeyden değerlidir. Bu kadar efendim. Peki. Buyurun. Konuyu kısaca bir de ben toparlamak istiyorum. Öncelikle bizim takviye gıdalarımızdan peynir inanılmaz önemli. Evet. Beslenmemiz açısından. Yine hiçbir şey yapamıyorsak bile ağzımızı suyla çalkalayacağız. Çay, yoğurt, kivi, maydanoz, elma, çilek, kereviz. Bunlar bizim diş çürüğü açısından bize çok faydalı olacak ilave katkılar. Yapışkan gıdalar yerine illaki şeker tüketeceksek daha akışkan olanı seçiyoruz. Ve tabii en önemli şey gece uyumadan önce mutlaka ve mutlaka iki elimiz kanda bile olsa dişimizi eğer temiz tutabilirsek biz...
bu işi başarmış oluyoruz. İnşallah. Hepinize sevgiler, saygılar. Tekrar görüşmek ümidiyle.